Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Hüseyin Hoca. Konuşarak Öğren'le birlikte hazırlamış olduğumuz Gündemin İçinden serisinin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta gündem Arkadaşlar merhaba. Videonun sonundan geliyorum. Aslında ben bu videoyu bitirmiştim. Montajı tamamen bitmişti, export almıştım. Ama bunu da videonun içerisine dahil etmek için tekrardan kamera karşısına geçtim. Bu gerçek olabilir mi? North Korea's first confirmed coronavirus COVID-19 patient shot dead. Bunu araştırmamız lazım. Evet, bununla ilgili bir haber buldum. Haberin başlığı şu: North Korea did Kim Jong-un execute a trade official to deal with the spread of coronavirus. Koronavirüsün yayılmasıyla başa çıkmak için bir ticaret yetkilisini idam mı etti? At the time when the whole world was in final measures to tackle the deadly coronavirus, with the cases rising more than 64,000 globally, one country, North Korea, has been remaining silent about it despite sharing a border with China. Evet, hiç bunu düşünmedik. Çin'le sınırı var bu adamların. Ona rağmen hiç ses çıkarmadığını söylüyor. Though officials have not confirmed any coronavirus cases in North Korea, certain South Korean news outlets have claimed that the deadly virus has already spread to the isolated country now. The latest report suggests that North Korean trade official has been shot dead for leaving coronavirus quarantine to visit public bath. Diyor ki, halka açık bir hamamı ziyaret etmek için karantina bölgesini terk eden Kuzey Koreli bir ticaret yetkilisi vurularak öldürüldü. Bunun doğruluğunu bilmiyoruz. Ama burada böyle bir haber var. Yani her şeyde olabilir gibi düşünüyor insan. The Secretive Kingdom, which shares 880 mile long border with China, has taken preventive measures to stop the spreading of COVID-19, like blocking foreigners from entering its borders. Kim Jong-un imposed military law to enforce the rule in China. BBC'de bir haber var. Diyor ki, the secret Beijing tweet has been shared 960 times since it was posted on 25th of February. 25 Şubat'ta paylaşıldığından beri diyor, 960 kere paylaşıldı diyor. Diyor ki, Kuzey Kore'de aslında ne oluyor diyor. With complete state control over the media, the full story of the coronavirus is North Korea is unlikely to be told. Yani devletin medya üzerindeki tam hükmünden dolayı diyor, bu hikayenin tamamını asla duyamayacağız, duyulamayacak bir şey diyor. Bu garip haber doğru mudur değil midir bilmiyorum. Her hafta gündem değişir mi diye bir umudumuz var. Çünkü biliyorsunuz koronavirüs bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına almıştı. Bu hafta haberler kötüye gitti. Artık ülkemize de girdi ve ülke bu şekilde, bu durumda ama yapılması gereken gerçekten bu mu? Ne şekilde bir yol izlemeliyiz? Bununla ilgili konuşacağız. Twitter'dan sizin için derlemiş olduğum bazı komik capslerle videomuzu noktalayacağız ama onun öncesinde okumamız gereken bir iki tane haberimiz var. İlki Türkiye'deki koronavirüsle ilgili son gelişmelerle alakalı. Turkey ramps up measures to prevent coronavirus spread diyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için, önlemek için tedbirlerini artırıyor diyor. Rampa kelimesinden aklınıza gelebilir diyor. Turkey's president on Thursday postponed foreign visits amid the global coronavirus outbreak diyor. Türkiye'nin başkanı Perşembe günü yabancı ziyaretleri diyor, küresel koronavirüs salgınının ortasında erteledi diyor. Diyor ki, İbrahim Kalın announced primary, middle and high schools would be closed for a week beginning March the 16th. Yani diyor ki, Kalın duyurdu ki ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan başlayacak şekilde bir haftalığına, for a week, kapalı olacak. Burada hem bir reported speech'imiz var, hem de passive voice'umuz var. Bu konuyla ilgili bir güzel örnek olmuş oldu. Then, as of March the 23rd, our students will continue their education through the internet and television with remote education system.
Mart'ın 23'ünden itibaren de öğrencilerimiz eğitimlerine internet ve televizyon ve uzaktan eğitim sistemleriyle devam edecekler dedi. Adding that National Education Ministry carried out comprehensive work on the issue. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da mevzuyla, meseleyle ilgili mevzu üzerinde çok detaylı çalışmalar gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi diyor. De üniversiteleri ilgilendiren bir cümle var burada. Universities will also be closed for 3 weeks starting March the 16th. Yani Mart'ın 16'sından yine başlayacak şekilde üniversiteler 3 hafta boyunca kapalı olacak diyor. Kapalı olacak. Bunu da ne güzel tatil şeklinde değerlendirelim. Hadi gidelim, bilet alalım da memlekette o 3 hafta gezelim falan. Bu aslında çok yanlış anlaşılan bir şey. Karantina gibi düşünmek, evden çıkmamak, daha az insanla temas kurmak lazımken aslında bu görüntü, yani şu an bu görüntü koronavirüsün bulaşmasına, şayet orada bir kişi de olsa gerçekten bütün Türkiye'ye yayılacak demek. Çünkü bu gördüğümüz yer Aşti. Aşti'den bütün Türkiye'ye herkesin gittiğini düşünürsek, yani koronavirüs olsak bu kadar yayılma planı yapamazdık diye düşünüyorum. Burada uluslararası öneme sahip bir haber daha var. Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandıklarını açıkladılar. Diyor ki Tom Hanks urges fans to stay strong as he shares health update after coronavirus diagnosis. Koronavirüs teşhisinden sonra diyor sağlık durumunun güncellemesini paylaştığında hayranlarını güçlü kalmaya teşvik etti diyor. The Castaway Director and Jingle All the Way Star. Burada The Castaway diye bir film vardı. Adaya düştüğü bu topa yüz göz çiziyordu. Neydi adı? Türkçesini nasıl çevirmişlerdi? Hatırlamıyorum. Eğer hatırlıyorsanız siz yorumlara yazabilirsiniz. Bu da eşinin yer aldığı bir yapıt. İkisi de 63 yaşındaymış. Duyurdular ki diyor, they had tested positive for the condition on social media. Sosyal medyada pozitif bir sonuç aldıklarını duyurdular diyor. Instagram'a böyle bir fotoğraf koymuşlar ve altına da şunu yazmışlar. Demiş ki merhaba millet, Rita Wilson ve ben hepinize teşekkür ediyoruz demiş. Burada bizimle çok iyi ilgilenen herkese koronavirüsümüz var ve izolasyon içerisindeyiz, tecritteyiz. Böylelikle başkasına yaymıyoruz ya da başkasına yaymamak için öyleyiz. There are those for whom it could lead to a very serious illness. Çok ciddi bir hastalığa neden olabilecek insanlar var diyor. Yani bulaştırmamızın çok sıkıntılı olduğunu söylüyor. Sonunda da şey deyip bitirmiş. Remember, despite all the current events, there's no crying in baseball. Hanks demiş. Unutmayın demiş. Güncel olaylara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur demiş. Bu bir deyim olsa gerek. Ne demek istediğini anlıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi gelelim Twitter'a. Twitter'da gerçekten çok yaratıcı ve espri anlayışı çok yüksek bir millet olduğumuzu gösteren detaylar var. Şöyle bir tweet gördüm. Yeni gelinler de koronaya hazır demiş. Sonra Ronaldo'ya yazmışlar gerçi buraya ama koronavirüsü yok olana kadar adada yaşayacak demiş. Böyle bir haber paylaşmış birisi. Biz de ne yapalım ya, kolonya bulmaya çalışıyoruz demiş birisi. Biz 2020 bizim yılımız olacak 2020. Bu çok doğru değil mi ya? Başımıza gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Aynen, çekirge mevzusu da vardı. 400 milyar çekirge Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. İran'a doğru geçiş yaptılar diyor. Bu millet bu zor günde yaptığınız iyiliği asla unutmayacak diyor. Bir de gerçekten o gelseydi tam olacaktı. Burada bir gönderi var. Walking Dead'den alınmış bir fotoğraf. Canım, siz 2020'nin kaçıncı gününde geleceksiniz? Bir siz kaldınız çünkü demiş. Burada çekirge istilasına da bir gönderi var yine. Burada bu paylaşım çok mantıklı geldi bana. Yurtta mı kalıyorsunuz, öğrenci evinde mi yaşıyorsunuz bilmiyorum ama her koşulda ücreti ödenmiştir kaldığınız yerin. Gözünüzü seveyim, birkaç hafta sıkın dişinizi. Şu yurtlardan, evlerden dışarı çıkmayın. Koca insansınız ya, bu anaya babaya memlekete koşma telaşı nedir demiş. Aşti'den bir görüntü. Bunu zaten videonun önceki kısmında göstermiştim. Bir paylaşım daha var. Diyor ki önemli duyuru, eğer koronavirüsten yırtabilirsek yakın zamanda bizi bekleyen çekirge istilası ve sonrasında kıtlık etabı var. Bu etabı geçenler için 29 Mart'ta dünyaya göktaşı düşme ihtimali var. Hayatta kalanlar
Beklenen depremden de sağ çıkarsa 2020'ye hak kazanacaktır diyor. Survivor mı yoksa korona mı? Hani sevmiyordunuz lan hayatı? Hani bıkmıştınız? Ölsek de kurtulsak diyordunuz. Ne oldu? Marketlerde kolonya kalmamış diyor. Bu cidden doğru. Biz de geçen markete gittiğimizde gördük. Dündü galiba aynen. Hiç kolonya kalmamış. Küçük cep boyları bile avuç avuç almış insanlar. Burada bir D ayrı olacak. Mood demiş. Gerçekten şu an ülkecek yapmak istediğimiz bu. Ülkece aldığımız tedbirlerin mevzusu bu herhalde. Kolonya ve streç film. Koronavirüsten korkunca ben ülkecek durumumuzu cidden bu da çok iyi açıklıyor. Şu an buyuz. Bu çok hoşuma gitti. Çin, Türkiye korona diyor. Türkiye önce bir Çin'e bir dur kardeş Allah'ını seversen diyor. Ondan sonra da koronaya girişiyor. This is Türkiye demiş Rekablan. Bu da videonun başında görmüş olduğumuz şey. Maskelerle ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Maske dediğiniz koronavirüs hastasının takması gereken bir şeydir. Siz sağlıklı olduğunuz halde maskeyi takarsanız hastalık riskinizi daha artırmış oluyorsunuz. Bunu da söylemek istedim. Yani dayıların mavi eldiven takarak ağızlarında maskeyle okey atmaları pek de mantıklı bir hareket değil. Neyse umalım daha kötüye gitmesin. Umalım koronavirüsü olabildiğince iyi şekilde atlatalım. Bazı kesimler yaz geldikçe, havalar ısındıkça koronavirüsten kurtulabileceğimizi öne sürüyor. Bazıları da bununla alakası yok diyor. Ve daha kötüsü de koronavirüse karşı bağışıklık kazanamıyormuşuz. Yani bu sene var, seneye gelse bir daha olabiliriz. Daha sonraki seneye gelse yine olabiliriz. Öyle kaba kulak gibi falan çiçek gibi değilmiş yani. Neyse. Bu haftaki gündem de bu şekildeydi. Umudumuz sonraki haftalarda çok güzel gündemlerle, daha pozitif, daha iyi içeriklerle sizinle birlikte olmak. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.